Fosforlu denen sen değil misin? Evet. Seni hırsızlık suçundan tevkif ediyorum. Bekliyordum zaten. Ona yataklık ettiğiniz için sizleri de tevkif ediyorum. Fosforlu Kazım abi! Hüdam erdi! Ne bağırıyorsun be? Dingo'nun ardı mı burası? Kazım abiler arıyordum da. Tanımıyorum. Biz yeni taşındık buraya. Hem kirasını da peşin verdik. İnsan utandığı kadar insandır. Sen yüzüğü çaldığını, bunlar da suça iştiraki öylesine yüzünüz kızarmadan itiraf ettiniz ki sizin namınıza ben utandım. Haklısınız tabii ama biz açlık duymaktan utanç duymayı unuttuk hakim bey. Ben hırsızlığa çocukken başladım. Başka kızların bebek oynadıkları bir yaşta benim sıska omuzlarımda hayatın ağırlığı vardı. Hastaydı anam. Açtı. Ölecekti. Bir lokma ekmek onu kurtarır zannetmiş ekmek çalmıştım. O ekmeğe karşılık beni çamurlu kaldırımlara çarpan bir tokat yedim. Hatırladıkça acısı hala yanaklarımı sızlatan bir tokat. Ama pişman değilim. Eğer utanmak şartsa ekmeği çalan 6 yaşındaki kız çocuğu değil, çocuğun babasını işsiz bırakanlar, anacını açlıktan ölüm döşeğine düşürenler utansın. Hiçbir hırsızlığımdan utanmadım hakim bey. Belki kanımda var hırsızlık. Ama kendim için kimsenin çöpüne uzanmadı bu eller. Kendim için tek toplu iğne çaldımsa bileklerim kopsun hakim bey. Ama hasta bir komşu çocuk için yumurta çalmak, bir ihtiyarın öksürüklü sırtı için çamaşır ipinden bir hırka yürütmek ayıp gelmedi bana. Sonra Allah'tan Kazım abiye rastladım. Fakir ama ruhu zengin Kazım abiye, insanların en insanı Kazım abime. O olmasaydı belki beni karşınıza bir kaldırım yosması olarak çıkarırlardı. İşte o zaman kızarırdı yüzüm. Anlıyorum kızım. Önce yaptığın hırsızlıklar belki affedilecek şeyler ama bu kıymetli yüzüğü çalmanın cezası çok ağır. Yapmayacaktın. Namusumu feda edip evin beyine teslim olsaydım o yüzük benim olurdu. İstemedim. Cezası idam olsa gene çalardım o yüzüğü. Çünkü hapishane kapıları yüzüme kapanıp beni karanlığa boğarken sevdiğim bir çift göz aydınlığa kavuşacaktı. Aslında ben bir yüzük çalmadım hakim bey, hürriyetimi sattım. Söyleyin, söyleyin bana, suçlu muyum? Vicdanımdan gelen sesi dinlersem seni yanıma çağırıp o temiz yanaklarından öperek şöyle derdim: suçsuzsun yavrum, suçsuzsun. Yaşa hakim bey! Ama toplumun bana verdiği görevi yerine getirerek sana 2 yıl ceza vermek zorundayım. Sağ olun! Durumunuzu anlıyorum, onun için sizi ton ton yanaklarınızdan öpebilirim. Sevgi dolu bakışlarınıza tekrar kavuşmanın sevinci içindeyim. Ne yazık ki beni bu güzel güne kavuşturan 3 büyük insan aramızda değil. Müsaadelerinizle karanlık günlerimin 3 meleğine huzurlarınızdan seslenmek istiyorum. Sen canım kardeşim Hüdaverdi. Sen Kazım abi. Abilerin en kralı. Sen canım fosforlum. Acı hatıralarımın tatlı sesi. Karanlık günlerimde bana ışık olan aziz varlık. Karanlık bir mutluluktan ışıklı bir umutsuzluğa yuvarlandığımı, Tanrı'ya al gözlerimi, ver fosforlumu diye yalvardığımı söylersem inanır mısın bana sevgi? Eğer beni duyuyorsan yalvarırım. Koş bana, atıl kollarıma, seni bekliyorum. Bekleyeceğim. Bir daha, bir daha aşık olmayacağım. Kimseyi, hiç kimseyi sevmeyecek, sevmeyeceğim. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere inanamam.
seni sevmiştim öresiye. Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde. Nasıl terk ettin beni? Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne gelen sözlere, inanamam ben artık. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne gelen sözlere, inanamam ben artık. Sevmeyecek, sevmeyecek.